Elazığ 3D firması filamentlerimize çok güveniyoruz. Bizim filamentlerimizde dener misin diye bana mail attı. Ben de tabii ki denerim dedim. Birkaç yıldır gördüğüm bir firmaydı ama daha önce hiç kullanmamıştım. Şimdi gelin kendilerine çok güvenen bu firmanın filamentlerini hep birlikte inceleyelim. Kutuyu ilk açtığımda şöyle bir güler yüz karşıladı beni. Dışarısında zaten bir jelatin vardı. İçerisinde de yine vakumlu bir poşet var. Dolayısıyla kargo sürecinde dışarıdan gelen nem gibi kötü hava koşullarına karşı dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Vakumlu poşeti bayağı güzel. Şöyle bir açalım. Burada bir koruma daha var. Stretch film gibi bir şey. Onu da açalım. Evet, aynen stretch film. Yani buraya geldiğinde, filament elimize ulaştığında tertemiz ve nemlenmeden geldiğinden emin olabiliyoruz. Firmaya filamentlerinize neden bu kadar güveniyorsunuz diye sorduğumda söyledikleri şeylerin başında sarım kalitesi geliyor. Bazı filamentler kötü sarıldığı için baskı sırasında birbirine geçip böyle aralarına girip baskıyı mahvedebiliyorlar, durdurabiliyorlar. Filament kopmadığı için de filament sensörleri, yani şu yazıcılardaki filament sensörleri de bu işi algılamıyor. Baskımız yarım kalıyor, yazıcı boşu boşuna çalışıyor ve bazen filamentlerimiz çöpe gidebiliyor. Bu problemi ben birkaç defa başka markaların filamentlerinde yaşamıştım ama çoğu filamentte de zaten bu problem yaşanmıyor. Bunun dışında şuradaki ağırlıklar doğru olarak girildiğini söylüyorlar. Yani burada gerçekten 750 gram yazıyorsa gerçekten 750 gramdır diyorlar. Çünkü zaten şuradaki skalaya baktığımız zaman da doğrusal gitmiyor. Bu konuda da bayağı bir çalışma yapmışlar. Ben birkaç tane filament markasının işte 250 gram, 500 gram, 750 gram, 1000 gram yazdığını gördüm. Yani doğrusal yazmışlardı. Ama bu doğrusal olarak gitmediği için muhtemelen o tip markaların ürettiği şu skalalar doğru değil. Onun dışında şu etiketleri de seviyorum. Bazı markalar bunu koymuyor. Bu PLA mı, ABS mi, PETG mi ya da hangi sıcaklık aralıkları öneriliyor gibi şeylerin burada gözükmesi güzel. Yine diğer tarafta da hem skalası hem etiketi var. Şimdi diğer kutuları da açarak devam edeceğim. Yine içerisinden silika jel de çıktı tabii ki. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Clear to see with the negativity. Bir tane kart çıktı. Bir şeyler daha çıktı. Burada neler varmış bu kadar? Burada da böyle not almak için kağıtlar var. Hediyeler için de teşekkür ediyorum. Yine 2-3 kilo, 4 kilo falan böyle ya da daha fazla filament alındığında Elazığ 3D firması 50-100 gramlık çeşitli renklerden numune gönderiyormuş denemeniz için. Bunun bilgisini de verdikten sonra artık testlerimize geçebiliriz. Senin PLA ve ABS dışında
filament ihtiyacın varsa ya da bunların dışındaki filamentlerle basılmış 3D baskı hizmeti ihtiyacın varsa bu videonun da sponsor olan PCWay'in 3 boyutlu baskı hizmetini inceleyebilirsin. Metalden esnek materyallere, şeffaf materyallere kadar ihtiyacına göre 3 boyutlu baskılarla ilgili birçok hizmet mevcut. Açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Oradan girip PCWay'in 3 boyutlu baskı hizmetini inceleyebilirsin. Şuradaki 7 farklı renkteki filamentle çeşitli baskılar aldım ve Elas 3D'nin filamentlerini test ettim. Öncelikle baskılarıma bir tane sıcaklık kulesi basarak başladım. Çünkü her filamentin kendine göre sıcaklık değerleri olabiliyor. Bu aynı markanın aynı renkteki filamenti bile olsa aslında en doğrusu başlangıçta bir sıcaklık kulesi basmak ama bunu birçoğumuz yapmıyoruz. Ortalama değerler kullanıyoruz. Ben bir tane sıcaklık kulesi yine de basmak istedim. 205 derece optimal sıcaklığı buldum kendi yazıcıma göre. Ama burada gözüme çarpan bir şey daha oldu. Bazı filamentlerde mesela 180 dereceye geldiğinde buraya basamıyordu. Nozzle tıkanıyordu ya da erimiyordu. Ya da işte çok dağılıyordu baskı. Burada neredeyse hepsi güzel çıkmış ama ben 200 ile 205 dereceyi güzel buldum ve 205 dereceyi seçtim. Sonrasında bir geri çekme kulesi bastım. Geri çekme kulesini bastım ama geri çekme ayarlarını yapmadım. Buralarda ufak tefek tüylenmeler var. Aralarında çok ciddi farklar göremedim. Çok da detaylı kurcalamak istemedim. Burada tüylenme olmasının sebeplerinden bir tanesi de ben kendi yazıcımdaki extruder'ı değiştirdim. Normalde standart bir extruder vardı üzerinde. Ben dual drive'a geçtim ve hem motorunu değiştirdim hem de o dual drive mekanizması değiştiği için bir miktar böyle tüylenme olabilir. Bunu da herhangi bir düzeltme yapmadım. Yani sadece sıcaklık kulesine aldığım verilerden faydalandım. Sonra baskılarımı yapmaya başladım. İlk olarak şunu bastım. Böyle bir şeyleri sıkıştırmaya yarıyor. İşte ağzı açılmış poşetleri tutturmaya falan yarıyor. Gayet güzel bir şekilde çıktı. Bunların üzerinde de zımparalama vesaire gibi şeyler yapmadım ki olabildiğince doğal haliyle sizlere gösterebileyim. Böyle gayet güzel bir şekilde çıktı ve bu baskıyı bayağı beğendim. Ayrıca bu turuncu renk o kadar fosforlu gibi ki çok hoşuma gidiyor. Yani gece yansımıyor ama en ufak bir ışıkta bile bayağı kendini belli edecek şekilde parlıyor. Rengi de bayağı hoşuma gitti. Daha sonrasında şöyle bir kedi şeklinde telefon tutacağı bastım. Bu da çok hoşuma gitti. Bu rengi özellikle seviyorum ben. Renk de ben buradayım diyor. Canlı bir şekilde gözüküyor. Böyle bayağı da parlak yüzeyi var. Baskılar da gayet güzel gözüküyor. Böyle neredeyse seri üretilmiş bir plastik gibi gözüküyor. Herhangi bir pürüz yok. Dediğim gibi Kuro'da falan da çok ciddi ayarlar yapmadım bu arada. Yani herhangi bir standart yazıcıyla, 3-5 bin liralık yazıcıyla, standart Kuro ayarlarıyla herhangi bir değişiklik yapmadan bastığınızda alacağınız sonuçları göstermek istiyorum. Çok fazla detaylı ayar yapıp böyle müthiş sonuçlar göstermek istemiyorum çünkü bu yanıltıcı olabilir. Şu ana kadar bastığım baskılarda aldığım sonuçlardan bayağı memnun kaldım. Daha sonrasında adettendir diye bir tane bench'i bastım. Bu aslında adettendir de değil. Buradaki gördüğümüz sonuçlar yazıcımız hakkında ve filament hakkında bize birçok bilgi veriyor. İşte şuraların eğimi, şu deliklerin şekli, şuradaki işte köprülenmeler, tüylenmeler vesaire bir sürü bilgi veriyor. Burada da bayağı güzel bir sonuç aldığımı söyleyebilirim. Ve bu rengi de ayrıca beğendim. Yani şu ana kadar Elas 3D'nin kullandığım filamentlerinden renkleri de çok hoşuma gitti. Bayağı canlı renkleri var. Sonrasında standart renklerde şunlardan bastım bir tane. Beyaz ve gri renkte. Bu gri renk de bayağı güzel. Şöyle detaylarını zaten şu an videoda görüyorsunuz. Ama en çok merak ettiğim renk benim şu bakır rengiydi. Gerçekten bayağı güzel bir renk ve içerisinde de şöyle bir iç saksısı da, şu an çiçeği çok iyi sabitleyemedim. Şu bej renkte de bir tane iç saksı yaptım buna. Onun altında işte suladığımız zaman bir miktar fazla suyu aşağıya tahliye etmek için bir yer var. Bunun altı kapalı ama. Şöyle göstereyim. Şu çok hoşuma gitti. Muhtemelen evdeki diğer minik saksıları da bunlarla değiştireceğim. Şöyle bir kısaca toparlamak gerekirse Elas 3D'nin filamentlerini daha önce görüyordum ama hiç kullanmamıştım. Kendileri bana ulaştılar. Bizim filamentlerimizi de test eder misin? Filamentlerimize güveniyoruz dediler. Gerçekten de güvendikleri kadar varmış. Hem renkleri çok güzel hem de baskılarda herhangi bir problemle karşılaşmadım. Dediğim gibi sıcaklık kulesi bastığımda bazı markanın filamentlerinde şu üstteki 1-2 tane ile alttaki 1-2 tane çok çirkin çıkabiliyordu. Özellikle şu üstteki bir tanesi birçok filament markasında böyle hiç çıkmıyordu. Yani nozzle'dan akamıyordu eritemediği için. Çünkü burası 180 derece. Burada herhangi bir problem yaşamadık. Yani 180 derecede de güzel bastı. 220 derecede de güzel bastı. Ufak tefek pürüz farkları var. Ben de 205 dereceyi onun için seçmiştim. Dediğim gibi herhangi bir ekstra ayar yapmadım. Ekstra bir yüzey temizleme vesaire yapmadım. Olabildiğince ham hallerini sizlere göstermek istedim. Bu filament şu an zaten fiyatları da uygun.
bu fiyatlarla bence alınabilecek filamentler arasında bulunuyor. Eğer filamente ihtiyacınız varsa da Elas 3D'nin linkini açıklama kısmına paylaştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Go, 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 go.